Eylül, Ekim bitti. Şimdi Kasım'ı yaşıyoruz. Kasım sonbaharın en hüzünlü ayı. İnsanoğluna melankolik olarak yansıyor haliyle. Ve öyle bir süreç ki duygular şahta. Bir söz var, daha doğrusu ünlü bir yazar söylemiş. Önemli insanlar hep Kasım'da ölüyor. Dün Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel'i kaybettik. Kaybetmiştik yani seneyi. Seneyi devriyesiydi. Yarın da Türkiye'nin kurucusu, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Öncelikle bu vatana hizmet etmiş her birey ve efradına ayrı ayrı minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Hepsinin ruhu şad olsun. Şimdi efendim bugünkü konuğum Aynur Kırgız Karaçete. Kendisi eski tarih, eski Türkçe öğretmeni, affedersiniz. Emekli Türkçe öğretmeni, eski demeyelim, yanlış oldu. Sivil toplum kuruluşlarında ve birçok ayrı çalışmaları olan, çalışan, gerisinde kendisinin tamamlayacağı bir şahsiyet. Aynur ablacığım hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, sefa bulduk Nuray'cığım. Sefa bulasın inşallah. Teşekkür ederim, sağ olasın. Aynur abla benim eskiden beri tanıdığım biridir. Samimiyete ters düşmemesi açısından ben ona Aynur abla diye hitap edeceğim. Aynur Hanım tanıdığınız birine çok resmi oluyor. Muhakkak, bizim evveliyatımız var çünkü. Evet, geçmişimiz çok eski olduğu için. Eski olduğu için. Rahat olun. Aynur ablacığım sen kendini bir anlatır mısın? Çok aktifsin. Hatta şuraya gelirken bile ne kadar yoğunluk içinde olduğunu, telefonla konuşmak için bile zaman ayıramadığını biliyorum. Bunları ben anlatmak istemiyorum. Sen bir kendini anlatır mısın lütfen? Ben Aynur Karaçete, emekli Türkçe öğretmeniyim. Bu güzel kadim şehrin bir evladıyım her şeyden önce ve Antakyalı olmaktan da gurur duyuyorum, mutluyum bu şehrin evladı olmaktan. Çünkü bazıları nedense hor görüp rahatsızlık duyanlar da var ama ben gurur duyuyorum, çok seviyorum şehrimi, insanlarımı, herkesi çok seviyorum. İlk orta ve lise tahsilini Antakya'da yaptım. Konya Selçuk mezunuyum Türkçe bölümünden. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bir yıl daha tamamlayarak, edebiyata tamamlayıp hem Türkçe hem edebiyat öğretmeni olarak yoluma devam ettim. 20 yıl devlette çalıştım. Sonra emekli oldum. Bunu çok arzu ettim, nedense bilmiyorum. Fakat 3-5 ay sonra emekli olmanın bana göre olmadığını anlayıp dershaneye başladım. Dershaneye başlarken siyasete bulaştım. Hala siyasetin de içerisindeyim. Ama bir gün dedim ki hayatımdan siyaset çıkıp gidebilir. Kendime bir STK, sivil toplum kuruluşu, bir dernek olsun hayatımda. 2015'te Girişimci ve Aydın Kadınlar Derneği'ni kurdum. Daha sonra 3 yıl önce de Türkiye Beyazay Hatay Şube Başkanlığı'nı aldım. İkisini birden yürütüyorum. Güzel projelerle milletimize, insanımıza, kadınlarımıza, engellilerimize hizmet etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Şimdi insan hani vermeye alıştığı zaman onun gerisi gelmiyor. Hani uzun yıllar aktif olarak çalışmışsın. Bu arada hani Antakya Lisesi'nde de öğretmenlik yapmak ayrı bir şey. Orayı da ayrı koyalım değil mi? Aynen öyle. Ben de oraya dokunmak istiyordum aslında. İyi oldu. Ben Antakya Lisesi'nden okurken kafama öğretmen olmayı ve Türkçe öğretmen olmayı koymuştum. Öğretmen masasına oturdum teneffüste. Çok seviyordum çünkü o masayı. Öğretmen masasına oturup arkadaşlar dedim bakar mısınız, beni dinler misiniz? Herkes döndü bana baktı. Dedim ben bu masaya öğretmen olarak gelip oturacağım. Yumruğumu vurdum. 4 yıl sonra oturdum. Çok mezun güzel. Olduktan 4 yıl sonra Antakya Lisesi'ne öğretmen olarak geldim. Yani karar çok önceden verilmiş. Ve hasbel kader bir durum aynen, değil. Aynen ve oradan emekli oldum. Çok düşünün, Antakya Lisesi'nde okuyorum, orada çalışıyorum ve oradan emekli oluyorum. Gerçekten bu bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Okulu da çok seviyorum. Hala oradan geçerken içim başka oluyor Antakya Lisesi'ni gördüğüm zaman. Bir de Aynur ablacığım yani Antakya Lisesi kendi içinde bir okul.
çalışanlarıyla, öğrencileriyle, mesela bir Osman Ramazanoğlu'yla aynı beraber çalıştınız mı? Çalıştım. Hatıralarım da var. Ay, buradan kendisine rahmet Allah olsun rahmet Osman Ramazanoğlu'na. Ramazanoğulları'nın son ferdi. Evet. Kitapları bile beğenmezdi. Aynen. Derdi bunlar yanlış yazılmış çocuk kapatın derdi. Kapatın şunları derdi. Yanlış yazılmış kendisi çocuk yazdırırdı. Derdi. Biz de habire evet. Parmaklarımız nasır tutuncaya kadar not alırdık. Evet. Bir baba gibiydi. Yazılı günlerimizi iptal ettirmek için şehir kulübünde olurdu. Oraya giderdik. Oraya evet. gittiğimizden bizi kırmazdı. Şimdi okulun içerisinde kesinlikle böyle şey yapmaz, taviz vermez, serttir. Evet. Ama kulübe gittiğimiz zaman yanına böyle bir baba edasıyla karşılar bizi. Bir sevinirdi, çıkardı dışarıya. İşte haber gider kendisine, öğrencileriniz sizi istiyor diye. Gelir, hocam ne olursun çok yazılımız var, erteler misin derdik. Tamam, hadi gidin derdi. Yani şimdi Osman Ramazanoğlu hocası olmayanlar, onu tanımayanlar bile mutlaka ismini duymuştur. Doç Osman dediğiniz aynen, zaman aynen. onun gibi birçok her bir çalışan kendi şahsına münhasır özel insanlardı. Çok. Hepsinden çok farklı şeyler öğrendik. Biz onun öğrencisi olarak onun izinden gittik. Ben de disiplinli bir öğretmen oldum. Biraz beni sert buldular, biraz katı buldular öğrencilerimin bazıları. Hani o dönemde. O esnada öyle buldular. Evet. Yaramazlığa ve haylazlığa taviz vermezdim, hiçbir zaman vermedim. Sınıfta güzel bir disiplin ve otorite sağlamıştım. Bunu hep söylerler ama şimdi karşıma avukat, doktor olarak çıkan öğrencilerim, hocam sayenizde buralardayız deyip elimi öptükleri zaman... Ben de onlardan gurur duyuyorum. Tabii ki. Bazıları geliyor haylaz olanlarda. Hocam çok dayağını yedim, tokatını yedim dediği zaman üzülüyorum. Ama diyor ki elinize sağlık, iyi ki yaptınız. Belki o dönemlerde hani büyük bir sıcaklık size beslemeseler de sonradan aynen. o anlaşılıyor aynen zaten. Öyle. Aynen anlaşılıyor. Öyle. Aynen. Bu arada kız kardeşim Çiğdem selam olsun. Öğrencim. Öğrencim. Onu bugün hatta dedi özel selamımı götür öğretmenime ellerinden öpüyorum çok dedi. Çok teşekkür ediyorum. Çok ama sağ ama böyle olsun. Karşılaşmak çok, çok hoş güzel. Oluyor değil mi öğrencilerle? Selamını almak, harika bir gelmek. Duygu. Çok güzel bir aynen. şey. Hayattaki aynen. yani en büyük keyiflerden biri. Aynen. Olmalı. Aynen. Katılıyorum. Şimdi Türkçe öğretmeni deyince. Türkçe neden çok önemli Aynur ablacığım? Çünkü ana dilimiz. Dil çok önemli. Türkçenin geçmişi 5500 yıl öncesine dayanıyor. Oğuz boylarından ve Osmanlı Türkçesinin devamı olarak gelmiş. Altay dil grubundan değil mi Oğuzlar, Türkçe? Oğuz kolundan geliyor ve Osmanlı Türkçesinin devamı olarak geliyor. 5500 yıl öncesine dayanır Türkçe. Evet. Orhun Abideleri de biliyorsunuz zaten ilk yazılı evet. Türk kitabeleridir. İlk yazı orada. Fakat esas dil olarak baktığımız zaman milattan önce 3200 yıllarında Sümerce ve eski Mısırca dilleriyle konuşma başlıyor. Diller, ilk dil Sümerce dili ve eski Mısır dili. Dil çok önemli. Dil vatan olmayı, şehir olmayı, aile olmayı öğretiyor, insan olmayı öğretiyor. Eğer dil olmasaydı nasıl anlaşırdık, nasıl konuşurduk değil mi? Evet. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Diye bir söz vardır. Hatta devamında da hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa denir. Konuşmak çok önemli. Dil çok önemli. Tabii kendi dilimiz, ana dilimiz Türkçe daha da önemli. Bu bir milli damga yani. Aynen öyle. Değil mi? Türk vatandaşısın ve Türkçe bizim dilimiz ana sütü gibi temiz ve güzel bir dil. Onu güzel kullanmamız lazım. İstanbul Türkçesi. Tercih edilmeli diye düşünüyorum. Evet. Tabii ki bölgesel, yöresel dillerimiz var. Antakya'nın da var biliyorsunuz. O şiir ve ağızdan bahsediyoruz. Ağız denir. En alt bizim şehirlerin arasındakine yani Türkiye'nin içerisindeki mesela Doğu Anadolu'da, Erzurum'da yahut da İstanbul'da yahut da Antakya'daki ağızdır. İstanbul ağzı, Şive değil. Şive biraz daha büyük farklılıkların olduğu dil. Lehçe daha büyük farklılıkların olduğu. Bak bu olduğu. Farkları da bilmek tabii, lazım. Aynı potaya koymamak şive, lazım. Şive, ağız ve lehçe. Böyle gittikçe biraz farklılaşıyor. Ama sonuçta mesela Azerbaycan Türkçesini
anlayabiliyoruz değil mi? Evet. Bazı kelimelerini anlamasanız bile ne? Çoğunu ifade ettiğini evet, en azından biliyorsunuz. Anlıyoruz. Doğru. Şimdi hatta şöyle bir şey not almışım ben. 13 Mayıs 1277'de bir ferman çıkartıyor Karamanoğulları Bey'i, Mehmet Bey. Ve diyor ki bundan sonra Türkçe dışında bir dilin kullanılması yasaktır diyor. Şimdi dilimize sahip çıkmamız lazım. İnsanın kendini ifade etmesi çok önemli. Demin dediğimiz gibi milli bir damga. Ama Türkçe gittikçe yozlaştırılıyor ve yanlış kullanılıyor. Bu konuda neler söylemek istersin? Bu konuda neler söylemek isterim? Bakın sokağa çıktığımız zaman bir kere tabelalar en büyük sıkıntı. Evet. Eskiden Suriye'den, Suriyelilerin gelmesinden önce İngilizce, yabancı levhalara takılmıştık. Bunların olmaması gerektiğini söylüyorduk. Ama şimdi bir de Arapça eklendi üzerine. Arapça levhalar da var, Arapça yazılar da var. Tabii burada yaşayan Suriyelilerin sayısı şu anda çok fazla. Belki bu bir süreçtir. İnşallah düzelir diye düşünüyorum ve umuyorum. Türkçenin tekrar tek dil olarak, hani şu anda çünkü mevcut Antakya'da ve birçok yerde, her yerde Arapça da konuşuluyor. Rahat konuşuluyor yani. Hangi dili biliyorsa insan onunla konuşmaya çalışıyor. Tabii. Ve bu çok doğal hakkı. Bu doğal hakkı. Fakat ileriki süreçte, çünkü onların da çocukları okula gidiyor ve Türkçeyi öğreniyor. Umarım ileriki süreçte Türkçe hak ettiği yere gelir. Çünkü kesinlikle. Şu anda hak ettiği yerde değil. Önceden de çok değildi. Buna katılıyorum. Az önce sizinle sohbet ederken Reha Muhtar'dan söz ettik. Evet, o çok çarpıcı bir örnek aslında. Evet, televizyon spikeriydi. Haber sunardı ve acı var mı? Acı derdi. O kadar çok gülerdi ki insanlar ona ne diyor diye. Üzülürdüm ben de bir öğretmen olarak onun konuşmasına, kurduğu cümlelere gerçekten anlamsız, çok üzülürdüm. Yerinde kullan. Ama bakıyorum şimdi çevremizde belki arkadaşlarımız, belki komşumuz, herkeste böyle yanlışlar, eksikler çok oluyor. Mesela diyor ki bir alo yap. Bakın. Bir alo yap, telefon aç diyeceğimize bir alo de diyoruz. Yani cümleyi kurmaktan bile artık şey yapıyoruz, kaçıyoruz. Kestirmeden gitmeye çalışıyoruz. Kestirmeye gitmeye çalıştıkça da Türkçeyi tabii ki hak ettiği yere koyamıyoruz. Onun için İstanbul Türkçesinin konuşulması taraftarıyım. Kesinlikle. Şimdi mesela dili kullanırken yabancı kelimeleri kullandığı zaman daha modern olduğunu düşünüyor. Aynen. Hani bazı insanlarda o var. Araya böyle yabancı kelimeler yerleştirdiği relax zaman. Olun. Deminki gibi relax evet. Olun. Modumda değilim. Ne bileyim ben. Aynen. Feel integrate. Birçok şey. Aslında onların çok güzel karşılıkları var. Mutlaka. Türkçenin bir kere çok güzel bir dil olduğunu önce bunu kabul etmek lazım. Dünyadaki en çok kullanılan 5 dilden biriymiş. Tabii. Türkçe. Tabii. Sonra fiil olarak çok zengin. Bizler hareketli insanlarız ya, fiil açısından çok nasıl diyeyim, zengin, zengin bir dil. Ayrıyeten bir kelimenin, bir dilin kelime hazinesinin, kelimenin çok olması o dilin önemli olduğu anlamında değil. Bir kere yanlışımız burada. Mesela bizim deyimlerimiz. Atasözlerimiz, ifade zenginliği önemli. Şurada kelime sayısı çok fazla ama siz onunla bir şeyi zor anlatıyorsunuz. Bir taşı gediğine koyun bakalım. Yani taşı gediğine koymakla ne kadar çok şeyi anlatırsınız. Tabii ki, tabii ki. Yani, benim çocuklarım bana derdi ki anne sen bizi atasözleriyle büyüttün. Ben her sözümün, iki sözümün bir tanesi bir atasözü olur yani mutlaka. Çünkü onlar denenmiş, tecrübelerle ortaya çıkmış sözler. Ve tam süzgeçlerden geçmiş. Ya. Bir sürü süzgeçten geçerek günümüze gelmiş. Ve onların çok şey anlattığını bildiğim için ben de onları benimsemiş bir öğretmen olarak çocuklarıma bunu sık sık kesinlikle söylediğimi bana onlar hatırlatırlar, ifade ederler. Çok kullanıyorsun diye. Ama çok güzel bir şey. Evet. Yani ifade zenginliği ve gücü bazen mesela
çok uzun anlatacağın bir şeyi iki kelimeyle yerinde kullanıp konuyu anlatabiliyorsun. Bu mesela dışarılardaki dillerde bu kadar yok. Evet. Yok mesela yani. Mesela en zor dil hangisi desen, biliyor musunuz? Çince. Bilmiyordum mesela. Çince. Çok Çince. Zor. Bizim dilimiz o kadar zor değil. Evet. Ama beynelminel dil, İngilizce işte biliyorsunuz, uluslararası. Doğru. Hepimiz çocuklarımıza İngilizce öğretmeye de çalışıyoruz ister istemez. Tabii ki uluslararası olduğu için yani. Fakat bunu tabii buna bir şeylere koymamak yanlış gerekiyor. Yanlış anlaşılmasın. Yani, levhalara. Tabii ki her dil bir tabii, insan. Tabii. Ama kendi yaşadığın, soluduğun coğrafyada evet, sen dilini kullanmak, muhafaza etmek ve onu korumak zorunda. Yani korumak zorundasın. Aynen. Bu çok önemli bir şey. Aynen, katılıyorum. Özellikle şimdi dil bilgisi de aynı şekilde. İnsanlar internetten sonra çok rahat ulaşabiliyor bilgiye ama yanlışları daha çok. Burada bir paradoks var. İşte paradoksu, çelişki var. Ben de kullanmayayım yabancı bir şey. Bir çelişki var. Bilgiye bir parmakla ulaşabiliyor bastığı anda. Ama bir bakıyorsunuz o kadar çok yazım hataları var ki. Yani biraz da şeyden de, şu şapkayı da kaldırdılar ya. Aynen. Değil mi? Anlamlar değişti. Evet. Bir de dili, esas ana dili Türkçe olmayanlarda bazı kelimelerin söylenmesinde de yanlışlar ve hatalar oluyor. Mesela gazete demiyor, gazete diye önden evet, getiriyor onu. Onun gibi seksen değil, zeksen. Mesela kelimeleri, harfleri değiştiriyoruz bazen konuşurken. Evet. Bazı harfleri yutuyoruz, bazı harfleri değiştiriyoruz. Tam bir telaffuz olamıyor yani. Telaffuzda evet, hatalar oluyor. Evet. Telaffuz hatası oluyor. Bir de mesela oluyor, burada daha çok olduğu için söylüyorum. Ana dili Arapça çevirdiği zaman devrik kullanıyor cümleyi. Hı hı. Yani işte fiil sonu. Gelişi güzel kuruyor. Gelişi güzel kullanıyor. Evet. Bunlar da yani. Ama hani şu, bir şeyin doğrusunu bilmek başka, yapmamak başka. Doğrusunu bilse zaten herhalde kullanır. Bence esas eksiklik doğrusunu bilemeyenlerin çok olması. Evet. Yani Türkçeyi öğrenememek, bilememek. Kesinlikle. Bu çok önemli. Mesela ben diyelim ki sosyal medyada bir şey paylaşacağım. Bir şüpheye düştüğüm anda acaba diyorum bunun yazımı böyle mi? Hemen Google'a gir. Bunun doğru yazımı ne? Hani insanlar da araştırmayı sevmiyor, çabuk sıkılıyor, öğrenmek için gerekli sabra sahip değil. Ay. Bunun da çok rolü var. Tabii. Gençler de hani böyle birkaç cümleden idare ediyorlar. Hele sessiz harfleri de, sesli harfleri de kaldırıp yazıyorlar ya. Ya yani ben çok rahatsız zaten, oluyorum şahsen. Şimdi sosyal medyada yazışırlarken önceleri ben hiçbir şey anlamıyordum. Ve çok şaşırıyordum. Mesela tamam denilecek, TMM. Allah Allah. Bu ne demek diye böyle bir önce şey oldum, şok oldum. Ne diyor diye. Ok, peki, tamam, TMM. Hayretler içerisinde kaldım. Yani o kadar şeyler ki zamanı güzel mi kullanıyorlar, kullandıklarını zannediyorlar bilmiyorum. Yani. Hızlı olmak yani için. Yani sanki ayrı bir dil geliştirmiş gibi evet, oldular neredeyse. Evet, aynı bir dil oldu. Orada sosyal medyada sonra yazılan aynı bir dil. Şekiller de değişti yani, sen daha iyi bilirsin, ben bu konuda ahkam kesemem ama. Mesela eskiden birinci kat vardı, şimdi kat bir. Tersten. Tersten. Ondan sonra eskiden atıyorum berber sabit vardı. Sabit şimdi berber. Oldu... Evet, sabit kuaför oldu. Ha. Yani aslında bunlar bizim kelime yapımızda değil mi, yanlış bunlar. Kuruluşunda şekiller. Yanlış ama devrik cümle kullanılabilir de kuruluşu yanlış. Dil bilgisi olarak tabii ki yanlış. Yüklem evet, sonda olacak. Yüklem sonda, özne evet, başta olacak. Nesne, yani bir tümle, kelime arada, şey evet, yapısı var, cümle yapısı diye bir şey var tabii, yani. Evet. İşte böyle. Bu arada hani özellikle sağ olsunlar, onlara tek tek selam söyleyeceğiz de biz Sotari Öykü Atölyesi'ne bir gün Aynur ablayla beraber gittik. Böyle ani bir spontan bir durum oldu. Ondan sonra orada bize çok katkı sunmuştun arkadaşların hepsinin. Estağfurullah. O zaman da yani çok memnun olmuşlardı. Şimdi bilgi çok kıymetli bir şey. Bazen çok küçük bir şey söylersiniz. Ama o kadar çok şeye yol açar ki.
sağ olsun bize katkı sundu. Yani dil çok önemliymiş meğerse, öğretici olmak çok önemliymiş. Baktığınız yerden gördüğünüz değil her zaman doğru olan. Öğrenecek çok şeyimiz var. Çok hepimizin. Şey var. Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir diyor ünlü filozof. O kesinlikle. Nedenle biz de çok bildiğimizi düşünmemeliyiz. Zaten bir söz var Nuray'cığım. Dolu başak eğik olur, boş başak dik olur. Yani çok bildiğini zannetmemeli insan. Her zaman doğru. için mütevazi olmalı ve öğrenmeye açık olmalı. Kesinlikle. Ben de şunu söyleyeyim. Bir insan diyorsa ki benim her şeyim tamdır. Bilin ki o insan gerçekte hamdır. Aynen öyle. Öyle. Bilgi tükenebilir mi? İmkansız. İmkansız. Şimdi biz dilimizden çok bahsettik. Önemliliğini vurguladık. Aynı şekilde dilin sanatta, özellikle edebiyatta kullanımı üzerine biraz konuşalım. Yani dilinizi iyi bilirseniz ifade de daha farklı olur, daha iyi ifade edebilirsiniz, daha zenginleştirebilirsiniz. Bu konuda neler düşünüyorsun? Şimdi, edebiyatta dilin önemi sanat, diyelim. Sanatta dilin önemi. Sanat güzel duyguların ortaya çıkmasıdır. Kesinlikle. Duygu ve düşüncelerimizin güzel bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Yoksa herkes duygu ve düşüncelerini ortaya koyar. Kimisi en kaba şekilde koyar. Evet. Kimisi güzel koyduğunu zanneder, kimisi de gerçekten güzel koyar. Değil mi? Onun için sanat güzel duyguların dışarıya yansımasıdır diyoruz. Bu tabii ki sadece edebiyatla olmuyor. Müzikle de olabilir, resimle kesinlikle. De olabilir vesaire. Sanat çok yönlü, çok geniş yelpazesi olan bir şey. Güzel sanatlar. Mustafa Kemal sanatın ne kadar önemli olduğunu Türk milletine söylemiş. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Demiş. Şimdi düşünün. Eğer bir milletin eğer sanatı yoksa o milletin uygarlaşması da yok demektir. Ne kadar sanat olarak zenginse sanatçı bakımından o kadar uygar bir millet olur. Uygarlıkta ilerler. Fakat tabii. sanatı olmayan milletler uygarlıkta ilerleyemezler. Bunun bilincindeymiş Mustafa Kemal ki bu sözü söylemiş ve bir şey daha söylemiş. Onu saygıyla anıyoruz yarın ölüm yıl dönümü. Kesinlikle, kesinlikle. Diyor ki efendiler diyor mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, reisi cumhur olabilirsiniz ama diyor sanatçı olamazsınız, sanatkar olamazsınız diyor. Kesinlikle bak. O nedenle burada bazılarının böyle sanatçıyım diye gezinmeleri beni üzüyor. Bu kolay değil. Sanatçı olmak zor iş. Bakın bakan bile olabilirsiniz diyor ama sanatkar olamazsınız diyor. Çünkü bir de, o ayrı bir şey. Nuray'cığım şunu söylemek istiyorum. Sanatçı, sanatkarla zanaatkarı karıştırmamak gerekir. Kesinlikle. Zanaat el becerisi, ustalık olan bir şey. Sanatkarlık ise edebi değeri olan, estetiği olan. Edebiyatla, müzikle, resimle olan şeylerdir sanat. Onun için ikisini birbirine karıştırmamak gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bunu da yanlış kullananlar bir oluyor. De sanat hani neden çok önemli? Çünkü çok insancıl, insanın yaptığı bir şey, insanı ilgilendiren bir şey. Aynen. O onu artık siz tabii yeteneğinize, ilgi alanınıza göre ama dediğiniz gibi bugün o kadar çok ortada hani yazarım kelimesini duyuyoruz. Yani kendine ben hicap duyuyorum. Aynı fikirde. Ben Faruk Nafiz adına, Ömer Seyfettin adına, Namık Kemal adına, bütün sanatçılarımızın, kesinlikle. Yazarlarımızın, şairlerimizin adına bazen utanıyorum. Ben yazarım denmiyor mu? Ya nasıl oldun? Nasıl oldun? Hele dur. Adamlar zamanlarında bile o kadar şey yapmamışlar. Kıymetleri bilinmemiş. Tabii. Çoğu. Ve bir kelime için hani Yahya Kemal'in bir mükemmeliyetçi kişiliği var. Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirinde bir kelime için işte ki rivayete göre 12 yıl, 15 yıl beklediği söylenir. Doğrudur. İçine sinmemiş doğrudur. Yani. Doğrudur. Doğrudur. Ve hatta ondan böyle alay ediyorlarmıştı bazı kesimler. Kitapsız şair diye. Adamın bütün kitapları hazır ölümünden sonra arka arkaya zaten çıktı çoğu. Fakat istediğini bulamıyor. O diyor oturmadı taşı. Bir kelime için demlenmesini bekliyor. Bugün
Diyor ki işte bir oturdum bir şiir yazdım. O öyle hop yazdım bitti olmaz. Olmaz. Akşam bir öykü yazdım diyor mesela. Bu kadar bu işi biraz ucuzlatmak diğer aynı. Geçmişimizdeki büyük ustalara, üstadlara haksızlık oluyor. Haksızlık bu konuda oluyor. Kesinlikle hak veriyorum sana. Evet. Kesinlikle. Haddimizi bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım. Hani derler ya ekmeği ekmekçiye düz aynı. Tabirle. Aynı. Biz de ekmeği ekmekçiye vereceğiz. Aynı. Her yerde söylüyorum, her zaman söylüyorum. Yani bu da Allah'ın bana verdiği bir yetenek veya ilgimden dolayı. Ben güzel şiir okuduğumu söylüyorlar. Ezberimde benim çok şiir var. Yani 100'den fazla hep uzun uzun. Çok güzel. Ama ben hiç şiir yazmadım. Yani onları okuyunca hep böyle diyorum. Nasıl ben bunun üstüne şiir yazacağım? Heh. Adam dans ettirmiş kelimeleri. Kelimeleri dans ettirmiş. Aynen. Nasıl yazarım? Hani bir şeyi bildiğiniz zaman cesaretiniz daha az olur. Hani maalesef, az bildiğiniz öyle. Zaman daha böyle bodoslama dalabilirsiniz gibi. Aynen. Gibi. Doğru katılıyorum. Şimdi burada önce bir selamları iletelim. Serpil Bağdadioğlu selam söylüyor. İyi günler, iyi yayınlar olsun sağ hocam olsun. Diyor. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizden de selam olsun. Selva Pekmez bizim arkadaşımız, tesip sanatçısı. Başarılar diliyor. Aynur Hanım demiş emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olsun. Azat Bilek arkadaşımız Hatay Hayat Ağacı Derneği'nden iyi yayınlar olsun diyor. Başarılarınızı daim olsun diyor. Sağ teşekkür olsun. Teşekkür ederiz, sağ olsun. Güzel izleyenlerimiz var. Şu ana kadar hepinize selam, sevgiler olsun. Aynı duygular içerisindeyiz. Ama bu yorumlar bizim için çok kıymetli oluyor. Şevk veriyor çünkü. Aynen. Şevk aynen. veriyor yani. Doğru. Aa diyorsun bak izliyorlar. İyi dilekler yerini buluyor. Sağ olun, eksik olmayın, daim olsun diyelim. Şimdi notlarımızı da atlamayalım dedim. Buraya Necla abla girecek birazdan. Türkiye Beyazay Hatay Şubesi evet. Başkanısın. Evet. Oradan bir önce bir ilerleyelim istersen. Çünkü orada çok güzel projeler var. Türkiye Beyazay Derneği Hatay Şubesi başkanlığını pandeminin hemen öncesinde aldık. Ve pandemiyle biz 1,5-2 seneye yakın kıpırdayamadık biliyorsunuz. Evet. Yasaklardan dolayı. Olağan kurulumuzu bile zar zor 1 sene sonra yapabildik. Ondan sonra da tabii hızla çalışmalarımıza başladık. Elimizi kolumuzu sıvadık, başladık. Neler yaptık? Mesela engelli çocuklarımız için Nasrettin Hoca şenlikleri yaptık amfiteyatroda. Bütün engellileri davet ettik oraya. Sponsorlarımız aracılığıyla güzel bir gün geçirttik. Mesela engelli öğrencilerimize kitap ayracı yaptırdık. Onları çok güzel belediyemizin konuk evinde ağırladık. Belediye başkanımızın da hediyeleri oldu. Palyaçolar getirdik, müzikti, eğlenceydi. Onlara yine güzel bir gün geçirdik. Bir de bütün engellileri kapsıyor Türkiye Beyazay. Mesela lösemi hastaları da engellilerimizin arasında olmuş oluyor. Yani böyle kronik hastalıkları olan. Yani sadece hepsi, engelli deyince. Hani, hepsi hasta evet. ve engelli olan herkesi kapsıyor. Biz saçları dökülen kadınlarımıza ya da kızlarımıza, kanser çocuklarımıza, hastası. Kanser hastası, lösemi olan herkese peruk yapıyoruz, peruk yaptırıyoruz. Kuaför öğretmenimizle birlikte pazartesi günü gene götüreceğiz inşallah devlet hastanesinde yatmakta olan bir ya. Hastaya, Delya isimli bir Suriyeli kızımıza bir peruk hediye edeceğiz. Geçen günde Halk Eğitim Müdürümüz ve İşkur Müdürümüzle bunun güzel bir Sabri şeyini yaptık. Sabri Tazi Aslan Beyefendi. Evet, evet, buradan selam olsun. Selam olsun, sağ olsun. Gerçekten o da çok hassas ve duyarlı bu kesinlikle. Konuda. Kesinlikle. Biz peruğumuzu götüreceğiz inşallah. Pazartesi günü tekrar hastaneye yatmış. Bulamadık, biz onu Reyhanlı'ya gittik peşinden. 3 saat dolaştık. Kapı kapı gezdik, aradık, aradık, taradık, bulamadık. Ve döndük, elimiz boş döndük. Ama şimdi tekrar hastaneye yatırılmış. Sağ olsun Asena Çiğdem Doğramacı, Profesör evet. Aynur ablacığım dedi. Şimdi gelmeden hemen önce müjdeyi verdi. Hastamız gelmiş yatıyor diye. Ona götüreceğiz. Çok sevinmiş. Doktoru demiş ki sana peruk geliyor. Bende fotoğrafı da var saçsız bir şekilde yollamışlar. Çok sevinmiş. 15 yaşında bir kızımız.
Ona da bir peruk göndereceğiz inşallah. Pazartesi günü götüreceğim kendi ellerimle. Bu tür şeylerde yani çoğalması için insanların empati yeteneğinin kuvvetli olması lazım. Yani aynı durumda sizin tabii çocuğunuz ki olabilir, tabii siz ki olabilirsiniz. Tabii hani o tabii bakış açılarında yoğunlaşmak. Hepimiz engelli adayıyız. Aynen. Bunu öyle unutmamamız gerekir. Bizim genel başkanımız Sayın Lokman Ayva. Eski milletvekili, iki dönem milletvekilliği yapmış genel başkanımız. Çok değerli, görme engelli kendisi. Aslında görme engellilerle kuruluyor önce Beyazay. Daha sonra bütün engellileri kapsıyor yıllar içerisinde. Tüm engellileri kapsıyor. Ve kurumsallaşmış artık bütün illerde bizim şubemiz var Türkiye'de. Evet. Ve yurt dışında da şubelerimiz var. Fransa'dan tutun, Hollanda'ya kadar, Filistin'den Kıbrıs'a kadar, Azerbaycan'a kadar Türkiye Cumhuriyetlerinde her yerde bizim şubemiz var. Türkiye Beyazay var. Yani biz çok büyük bir aileyiz. Bir de parkta siz bir bastonla mı yürümüştünüz? Beyazay, evet. Farkındalık görme yaratmak engelli, için. Evet. 5 görme engelli vatandaşımıza beyaz baston hediye ettik ve gözlerimizi kapatarak farkındalık yürüyüşü yapmıştık. Çok güzel. Evet. Yani farkında olursanız farkındalık yaratabilirsiniz aynen çünkü. Aynen, aynen. Bu arada aynen. Bakıyorum yetişse Necla abla diye. Hatay Hayat Ağacı Derneği Başkanımız Necla Daloğlu, ben de derneğin bir üyesi olarak birlikte bir sohbetiniz olmuştu. Beyaz Ay Derneği ile ortak bir proje olarak. Hı. O projede şöyle engellilerin ağzından veya bir engelli hikayesi olsun diye biz bir kitap çalışması başlattık. İlk kitabımızın hikayesi de bize Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Profesör Doktor Sedat Kereci'den geldi. Sedat Hocam, izliyorsanız saygılar, sevgiler olsun. O kadar dokunaklı bir hikaye ki tabii şimdi sürprizini bozamayız. Böyle ortak bir projeyle sadece engellilerin yaşadıkları duygu, düşünce veya zorluklar, kolaylıklar her neyse bunların oluşturduğu bir kitap aşamasındayız. Yakında inşallah onu tamamlayıp bu şekilde kutluyorum. Orada sizin de şeyiniz olacak yani. Çünkü beraber konuşulurken İnşallah. Bizim bu kadar derinden hazırlığa girdiğimizden senin haberin yok. Yok. Yok, bahsediyordunuz ama. Evet. Sağ olsun evet. Sedat Hocam başlattı ilk. Evet. Emeğinize böyle, sağlık. Emeğiniz var olsun. Bir şeyler yapmak lazım. Aynen. Yani bugün herkes biliyor ki yaşıyoruz ama bunun yarınını, öbürünü, günü diye bir şey yok. Bir faydamız olmalı. Kendin topluma dışında. Hizmet etmek. Ailen dışında. Çünkü aynen aileye olan hani durumlarda biraz mecburiyet hissediyorsun, kanıksıyorsun. Ama dışarıdaki bir insana dokunabilmek çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok. Sizin de çabalarınızın Allah karşılığını versin, aynen, ecrini versin ve yolunuz hep açık olsun. İnşallah. Çok güzel şeyler hep bunlar. Hep beraber yürüyeceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Şimdi birazcık da geri şeye dönmek istiyorum ben. Faruk Nafiz Çamlıbel. Çamlıbel'e. Şimdi evet. Faruk Nafiz Çamlıbel'in güzelliği şurada 1898 ve 1973 yılları arasında evet yaşamış. Cumhuriyet dönemi şairlerimizdendir. Cumhuriyet dönemi milli edebiyat akımının öncülerinden. Aynı zamanda Türkçenin Türkçesi diyerek dilin sadeleştirmesi yolunda sadeleşmesi önemli katkılar olmuş. Büyük katkılar sunmuş. Faruk Nafiz Çamlıbel çok gerçekten yani çok önemli bir şairimiz, bir kitap yazmış sadece ama bir sürü şiirleri var. Evet, en önemli şiiri de Han Duvarları. Han Duvarları. Onun dışında yine çok güzel şiiri Çoban çok Çeşmesi var. Çoban Çeşmesi. Kıskanç şiiri var mesela, Kıskanç şiiri bestelenmiş. Evet. Şarkı sözleriyle. Kesinlikle. Hepimizin dilinde, bütün Türk milletinin dilinde. Evet, sakın belki bir onun, söz söyleme. Belki onun Faruk Nafiz'in olduğunu bunu bilmeden ama herkesin çok sevdiği bir şarkı. Sakın bir söz söyleme, yüzüme kesinlikle bakma sakın. Çoban. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur diye. Gerçekten şarkıların sözleri çok çok güzel. Şairlerimizin dile getirdiği duygu ve düşünceler çok çok güzel. Yalnız benim bir derdim var. Bugünkü sanatçıyım deyip şarkı söylemeye çalışan
hepsini de kastetmeyin. Tabii, hakkını demiş olmayalım. Bazılarının var. Diyelim. Tabii ki. Geçiştirelim. Sözlerinden hiçbir şey anlamıyoruz. Oynama şıkıdım şıkıdım bir şarkı oluyor. Kıl oldum abi bir şarkı oluyor. Ne bileyim ben yani hiçbir anlam ifade etmeyen, hiçbir duygu içermeyen, evet. içindeki güzellikleri dışarıya yansıtmayan sözler. Kesinlikle katılıyorum. Ki, toplumda kesinlikle. Tutuluyor da tutuluyor, tutuluyor da tutuluyor. Ya diyorsun hani nedir? Ritim mi acaba? Sadece ritimle mi bu kadar tutulabiliyor? Anlayamıyorum. Çünkü sözlere baktığım zaman sözde hiçbir şey yok. Mesela düşünün Nafiz, Faruk Nafiz'in Kıskanç şiirini düşün. İçerideki şeye bakın, anlam yoğunluğuna bakın. Kesinlikle. Bir de bakın oynama şıkıdım şıkıdıma bakın. Evlenememiş ama Şükrüfe Nihal diye bir kadına aşıkmıştı Faruk evet. Nafiz Çamlıbel. Ona yazmış onu yani. Kıskanç şiirini. Kıskanç şiirini. Şimdi bir de şöyle bir şey. Normalde bu böyle olmalı aslında. Eskiden her şarkının, her şiirin bir alt hikayesi olur. Evet. Çünkü oradaki duygu donanımını bu şekilde aktarırlar. Mesela artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok. Bezmimde kadeh kırdığım sevgililer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok. Hadi bu bak. Faruk Nafiz Çamlıbel'in bir şiiri ve bunu Alaaddin, Doktor Alaaddin Yavaşça'nın bestesi. Evet. Onun söyleşisini ben bizzat dinledim. Şimdi Faruk Nafiz Çamlıbel'in eşi Azize Hanım kanserden ilerlemiş bir kanser vakası var. Ve arkadaşlar Faruk Nafiz'le Alaaddin Yavaşça. Alaaddin Yavaşça'nın yanına gidiyor Faruk Nafiz. Diyor ki bir de senin şöyle üstteki doktorlardan, hocalarından birine göstersek belki yapılacak bir şeyler var diyor. Bunun üzerine Alaaddin Yavaşça işte randevu alıyor bir üst artık hocasından. Giriyorlar, çıkıyorlar falan filan. Doktor diyor ki yani yapılacak hiçbir şey yok. Bütün vücudu sarmış. Yani çok az bir ömrü kalmış diyor. Alaaddin Yavaşça çıkıyor. Bunu Faruk Nafiz'e nasıl söyleyecek? Zaten bir şair olmanın kırılgan ruhu var. Karısını çok seviyor. Bir şekilde söylüyor. Ondan sonra çok kısa bir süre sonra da ölüyor şey. Azize Hanım vefat ediyor. Ve bir gün diyor Alaaddin Yavaşça yanıma geldi. Çok üzgündü. Hala toparlanamamıştı. Bir cebinden beyaz kağıt çıkardı. İşte artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Kısa şiirini demiş. Bunu benim için besteler misin? Ve diyor benim bütün bestelerim içerisinde bunun ayrı bir yeri var. Tabii. Çünkü o yaşanmışlıkların o hikayenin içinde ben de vardım. Şimdi bakın şimdi nerede bu? Nerede dediğiniz gibi? Anlamsız sözler. Anlamsız sözler. Sanat bu kadar ucuz, bu kadar basit değil. Olmamalı. 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 Şarkılarımız da öyle, türkülerimiz de öyle dediğin gibi her biri ayrı bir hikaye barındırıyor. Kesinlikle. Altında o kadar güzel hikayeler var ki içinde türkülerimizin, şarkılarımızın. Ama maalesef şimdi bakıyorsun o türkan yok mu o türkan gene öptürmede dudaktan diyor. Evet. Yani bu ne? Ve hani bir de şöyle bir şey, hani siz tepki gösterdiğiniz zaman da hani geri kapalı filan ya da... Ha yani beğenilmiyoruz bir beğenmiyoruz de. Beğenmiyoruz ya, o da bir tepki alıyor yani. Hani insanlar belki çok derin düşünmeyi sevmez oldular. Belki ondandır, bilemiyorum şimdi yani. Şimdi Nuray'cığım, kuşaklar arasında her zaman bir fark ve birbirini beğenmeme olayı vardır. Ben anneannemin büyüğümüz olarak bizi hiç beğenmediğini hatırlarım. Hep böyle bizi eleştirirdi, zamane zamane diye bize kızardı. Bizi hiç beğenmezdi. Şimdi kalkıp da görse ki zamane kimmiş. Her zaman için bir fark var ama sanki bu dönem daha mı fazla? Bana daha fazla gibi geliyor. Evet. Bu dönem bizimle mesela Z kuşağı dediğimiz o kuşağın arasındaki çok farklı. Fark aşırı açıldı sanki. Bir uçurum var. Onlar teknolojinin içerisine doğdular. Biz... radyoyla büyüdük, annelerimizin masal ve hikayeleriyle büyüdük.
Başka evet. hiçbir şey yoktu hayatımızda. Ama hepsi daha gerçekti. Haftada bir sinemaya giderdik. Evet. Bir Türk filmi izlerdik. O kadar. Fakat şimdiki tabii bu kuşak telefonla büyüyor, bilgisayarla büyüyor. Dünya avuçlarının içerisinde, herkesin avuçlarının içerisinde dünya. Bu koca evet. dünya avuçlarının içerisinde. O kadar çabuk öğreniyorlar. O kadar güzel kullanıyorlar teknolojiyi. Orada takdir ediyorum. Ama gerçeklik azaldı. Gerçeklik azaldı. Çok, evet, çok azaldı. Sanal bir dünyada. Aynen. Sanal. Sosyalleşemiyoruz. Evet. Kişisel ilişkiler zayıfladı. Kesinlikle. Arkadaşlıklar, dostluklar. Bunların hepsi böyle artık hayal oldu sanki. Evet. Emin ol evlerimize kadar girdi bu söylediğim eleştiriler. Yani sadece dışarıda gördüğümü Tabii söylemiyorum. Ki. Çocuklarım evli. Geliyorlar. Akşamdan sonra oturduğumuz zaman herkes... bir bakıyorum ki herkesin elinde telefon gitmiş. Birbirimizi ikaz ediyoruz. Hani bırakın telefonları sohbet edelim diye. Eşimi hiç döndüremiyorum. Telefonda kaldırmıyor kafayı. Yani hani bunu yabancıların yanında yapmıyor ama aile içerisinde. Telefon herkesin elinde. Hayatımıza çok kötü girdi. Bana ben söyleyince diyor ki sen sanki bakmıyorsun, sen kullanmıyor musun? Sen hani bizden şey çok kullanıyorsun. Mesela, hani böyle durumda arkadaş ortamında ya bırakın doğru söylüyorsunuz ya falan deniyor. Ama 5 dakika sonra ya şu mesaja bakmam lazım diyor. Bu Aynen. çok önemli diyor. Yani hayatımıza girdi. Hani bak, çok. Fazla artık kontrol edemiyoruz. Kontrolden çıktı öyle evet. diyelim. Necla ablacığım yazmış. Sevgili Aynur Başkanım, öncelikle emeklerinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Çalışmalarınızdan dolayı kutluyorum. Benim en takdir ettiğim çalışmanız da genelde kurslarla insanlara farkındalık yaratarak dokunmandır demiş. Dokunmanız. Aynur Başkanımızla engellilere yönelik engellilerle ilgili öykü kitabı projesini hazırlıyoruz. Geç kaldın Necla ablacığım, anlattım. biz yolumuza devam edeceğiz diyor. Ondan sonra öykü kitabı projesine hazırlanıyoruz. Ayrıca sevgili Murat Yurdakul'la görüşmelerimiz var. Sabancı Vakfı ile proje araştırmaları yapıyoruz. Yine bizim böyle yazar bir arkadaşımız var, sevgili Murat Yurdakul. O Sabancı Vakfı ile birlikte bu projeyi aynı şekilde engellilere yönelik bir proje olarak da oraya götüreceğiz. Çünkü Sabancı Vakfı bu tür projeleri çok destekliyor. Özellikle engellileri. Tabii. Oraya da bu kitabı aynı şekilde proje olarak götürme ihtiyacımız, düşüncemiz var. Çok güzel. İyi olur. Sevgili Nuraycan demiş, biraz bahsetti gerçi yapacaklarımızdan. Gönül istiyor ki yardım eden, emek veren tüm dernekleri gönülden kutluyorum. Buna tüm kuruluşlar dahil belediyeler keşke ortaklaşa insanlara sürekli kazanç sağlayacak mesleki çalışma sahaları açsa diyor. İnşallah, umuyoruz. Bu da bir isteği evet, dile Hepimizin getirmiş. İsteği. Böylece sivil toplum örgütleri diyor amacına ulaşır diyor. Aynen öyle. Kesinlikle biz de katılıyoruz. Biz gene de çorbada tuzumuz oluyor. Ne olursa olsun elimizden geleni yapıyoruz. Ben kuaförlük kursu açtım. Kuaförlük kursunda 20 kursiyerimizden hepsine sertifikalarını verdikten sonra kimisi yerini açtı, kimisi evde çalışıyor, i̇şte para kazanıyor. İstihdam. Kimisi de girdi. Devlette ücretli olarak çalışmaları var. Dün de aşçılık kursu başladı. Aşçılık kursumuz yeni başladı, bu hafta başladı. Aşçı. Aşçılık kursumuz var. Aşçılık kursunda 12 tane öğrencimiz var, kursiyerimiz var. İnşallah 3,5 ay sürecek. Sabun projemiz var. Sabun projemiz de başlayacak. O nedir sabun projesi derken? Defne ve zeytinyağıyla yerli sabunumuzu üretimini yapacağız. Ayrıca voleybol kursu, ücretsiz voleybol kursu açtık. Bir de okçuluk kursu açtık ücretsiz. Aa, bu da çok güzel. Evet. Bu Beyaz Ay Derneği olarak. Beyaz Ay ve Girişimci Aydın Kadınlar Derneği. Ha, Girişimci Aydın Kadınlar. Derneklerim kardeşler, onları birbirinden ayırmıyorum asla. Beyaz Ay neredeyse Girişimci ve Aydın Kadınlar orada. Girişimci ve Aydın Kadınlar ortak. Neredeyse Beyaz evet. Ay orada. Ortak ikisi, proje, ortak tabii çalışma. İkisi de birbirinden ayrılmayacak kadar ikiz kardeş diyelim. Çok İkiz güzelmiş. Gibi götürüyorum.
Mesela engellilerimizi de içerisine almak istiyoruz bu projelerimizin, aşçılık kursumuza, buradan da söylüyorum sabun kursumuza. Eğer katılmak isteyen varsa, yaş sınırımız var, 18-45 yaş arası alıyoruz. Eğer gelmek isteyen olursa, bana bir şekilde ulaşırsa yardımcı olurum. Burada da yani bunu özellikle duyurmuş olalım. Bakın bunlar çok güzel şeyler ve insanlara hani kişisel gelir de getirebilir. Çünkü tabii, şu an tabii, ekonomi tabii. Çok önemli. Tabii ki. Özellikle tabii ki. Evde kadınlar böyle bir durumda ki yeni bir sektör oluştu artık. İnsanlar yemek yapıyor, kadınlar özellikle yapıyor, satıyor, yer açıyor. Muhakkak. İnternet üzerinden yapıyor. Aynen. Hani bu böyle bir kurs çok geleceği olan bir şey. Aşçı yardımcılığı. Getirisi olan bir aşçı şey. Aşçı yardımcılığı bizim kursumuz. Evet. Aşçı yardımcılığı sertifikası alacaklar zaten. Öyle de bir çok faydası güzel. Olacak kendilerine. Kendilerini geziye götüreceğim ücretsiz. Aşçı kursuna gelenleri Antep'e götüreceğim. Bir gece konaklamalı. Çok güzel. Oradaki bir... Antep yemeklerini, Antep sofrası da biliyorsunuz gastronomisi bizimki gibi. Evet, neredeyse. Yakın lezzetler, damak lezzetleri. Sabun projemizde de Bıttım sabunu var, Siirt'in biliyorsunuz. Evet. Oraya yatılı götüreceğim sabun projesini. O menengiçten yapılıyor değil mi? Öyle mi bıttım, diyor? Hayır. Bıttım denilen bir bitki var. Menengiç değil. Ha. Değil. Ben bilmiyorum. Yanlış kalmış aklımda. Belki, yok. Bilmiyorum. Gene ben da. De çok bu konuda bizim sabunumuz olmayınca çok evet. Detaylarını bilemiyorum. O da evet, yaralara, bereylere çok iyi geliyor. İyi geliyor. Tabii saçlara çok iyi geliyor. Evet. Bizim sabunumuz gibi neredeyse. Evet. Oraya bir gece konaklamalı gidecekler. Çok güzel. Hem onların ücretsiz. Arasında da bir orada da birlik sabun. Beraberliği ha, de onları da görür. Tabii birlik beraberlik pekişecek inşallah. Olur. Oradan güzel dostluklar çıkacak. Kesinlikle. Bu kadınlarla tanışmak, onlara yardım etmek benim için çok büyük bir mutluluk. Bunları yapmadığım zaman kendimi aç kalmış gibi hissediyorum. Karnım doyuyor sanki. Bu tür şeyler yaptığım zaman, faaliyetler yapınca kendimi doyuma ulaşmış hissediyorum. Geçen gün bir arkadaşım bana dedi ki niye kendini bu kadar yoruyorsun diye çıkıştı bana. Nefes alacak zamanım yok deyince sen de işte şahit oldun. Evet. Niye kendini bu kadar yoruyorsun? Dedim tamam yormayayım istersen evde oturayım. Ne yapacağım dedim, kafayı yerim. Tabii ki. Oturamam dedim. Ben alışmışım. Bu derneklerle tamam. Hizmet etmeye alışmışım. Çok güzel bir şey. Allah daim eylesin. Amin. Hep teşekkür ederim. Emsallerinizle karşılaştırsın. Amin. Bak bu da çok İnşallah. İyi. Çünkü yol almak daha Aynen. Kolay olur o zaman. Tabii ki. Tabii ki. İnşallah. Şimdi Faruk Nafiz'le devam edeceğiz gene. Edelim yani. Hı hı. Zaten o kadar malzeme zengin ki hangisi diyorsun, hangisi diyorsun. Han duvarlarına gelmeden önce şöyle bir rübaisi var. Yarın da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Bu çok hoş geldi bana. Ben hemen not aldım. Dörtlük şeklinde oluyor zaten rubayiler. Şanlı yaprakları tarihin açmış duruyor. Canlı bir levha fakat her yiğidin girmesi güç. Nice destanların ilhamı olan kavmimize atadan sonra bir efsane beğendirmesi güç. Güç. Doğru. Ne güzel yazmış. Evet, gerçekten doğru. Şunu da okumak istiyorum. Bunu da Türkçe üzerine yazmış. Gene rubayı. Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana, ben o sözlerle gönül vermedeyim sevdiğime. Sözlerim ninni kadar duygulu olmak yaraşır. Bağlıdır çünkü dilim gönlüme, gönlüm de dilime. Harika. Burada Türkçe'yi, konu çeşitliliği çok. Sıla, memleket, dil, bireysel olarak da yazmış. Gelelim han duvarlarına. Evet. Han duvarlarında 1922'de bir Mart sabahı yazılmış bu şiir. Osmanzade Hamdi Bey'e ithaf edilmiş. İthaf edilmiş. Kendisi öğretmen aslında, Faruk Nafiz Camuder. Öğretmen, siyasetçi bana benziyor. Ha evet doğru. Bana ben siyasetçi doğru söylüyorsun. Demokrat Parti'den milletvekilliği yapmış. Aynen öyle. İki dönem. İki dönem yapmış. Bu arada acı olan bir şey var. Faruk Nafiz Çamlıbelli, Behçet Kemal Çağlar 10. yıl marşını yazmışlar. Evet birlikte yazmışlar. Birlikte yazmışlar. Fakat işte biri
Demokrat Parti, biri o zamanki CHP. Tabii burada kesinlikle parti demek istemiyorum. Benim söylemek istediğim başka bir şey. Faruk Nafiz Çamlıbel yasada da yargılanırken Behçet Kemal Çağlar anayasa kurmak için kurucu üyelerle birlikte meclisteymişti. Yani sonradan birlikte devlet için çalışmışlar ama sonra yolları ayrılmış. Faruk Nafiz Çamlıbel Han Duvarları'nı yazarken işte bir Mart sabahı öğretmen kendisi Ulukışla'dan tayini çıkıyor, Niğde'den Kayseri'ye gidiyor. Aynen. 3 günlük bir yolculuk, yaylı dediğimiz at arabasından gidiyor. Aynen öyle. Motorsuz bir taşıtla. Evet. Ve ben her yolculuğa çıkışımda Han Duvarları'nı hatırlarım. Han Duvarları şiirini öyle bir hatırlarım ki her otobüs yolculuğuna çıktığımda mutlaka aklıma gelir. Bir de eskiden okullarda bunlar yani o kadar önemliydi. İyi ki bize öğretmişler. Şimdi yani... Bilmiyorum ne öğrendiklerini. Ve şeydir, çok uzun bir şiirdir ama evet, böyle öğrenilmesi, konuşulması, şey uzun ezberi ama, çok kolaydır. Çünkü ifadeler çok yumuşak. Şey gibi, hikaye gibi böyle istemeden çekiyor seni yani. Evet. Ne olacak diye bekliyorsun sonunu. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım bakalım. Peki. Yaz atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Gidiyordum gurbeti gönlümde duya duya, ulu kışla yolundan Orta Anadolu'ya. Ilık sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık, yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları. Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler. Ben biraz ara vereceğim burada ve bir şey söylemek istiyorum. Bakın, sürekli kişileştirme sanatı yapmış, teşhis sanatı yapmış, kişileştirmiş. Yani dönen, dönerken inleyen tekerlekler. Burada kişileştirme yapmış. Tekerlekleri, yolları, hepsini şimdi bunlara göreceksiniz. Bak, yani dikkat çekince daha başka oluyor. Aynen. Ellerim takılırken rüzgarların saçına, rüzgarların saçına derken rüzgarı da kişileştirmiş. Asıldı arabamız bir dağın yamacına. Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık. Yalnız arabacının dudağında bir ıslık. Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar, uykuya varmış gibi görünen yılan yollar. Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu. Yollar yılana benzetilmiş. Kadar. Boşluğu dinliyordu. Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. Serpilmeye başladı yağmur ince ince, son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince. Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi, yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine, yol, hep yol, daima yol, bitmiyor düzlük yine. Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali. Sonunda Adem'dir diyor insana yolun hali. Birdenbire kıpkızıl birkaç, pardon, ara sıra evet, geçiyor bir atlı iki yayan, bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan. Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Bakın, tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Kişileştirmiş. Çok güzel. Uzun yollar bu sesten silkilenerek yatıyor. Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine, uzanmış kalmışım yaylının şiltesine. Bir sarsıntı uyandım uzun süren uykudan. Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. Ağır ağır önümden geçti deve kervanı. Bir kenarda göründü beldenin viran hanı. Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri, atlarımız çözüldü, girdik handan içeri. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya toplanmıştı garipler, şimdi kervansaraya. Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı, gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı. Bir pırıltı gördü mü gözler hemen dalıyor, göğüsler çekilerek nefesler daralıyor. Şişesi ise bağlamış bir lambanın ışığı, her yüzü çiziyordu bir hüzün kırışığı.
Gitgide birer ayet gibi derinleştiler. Yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler. Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı. Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı. Fani bir iz bırakmış burada yatmışsa kimler? Aygın baygın maniler, açık saçık resimler. Uykuya varmak için bu hazin günde erken, kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken. Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı. Bu dört mısra değil, sanki dört damla kandı. Ben garip çizgilere uğraşırken baş başa rastlamıştım duvarda şair, bir şair arkadaşım. 10 yıl var ayrıyım Kınadağından, baba ocağından, yar kucağından, bir çiçek dermeden sevgi bağından, huduttan hududa atılmışım ben. Altında bir tarih, 8 Mart 37. Gözüm imza yerinde başka at görmedi. Artık bahtın açıktır, uzun etme arkadaş. Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş. Araya gitti diye içlenme baharına. Huduttan götürdüğün şan yetişir yarına. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. Soğuk bir Mart sabahı, buz tutuyor her soluk. Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri, arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri. Bulutların ardında gün doğmadan sönüyor. Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar, bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar. Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide, iki dağ ortasında boğulan bir geçide. Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden, geçide atlayınca şaşırdım sevincimden. Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla, önümüzdeki arazi örtülü şimdi karla. Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu. Burada son fırtına son dalı kırıyordu. Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla savrulmaya başladı karlar etrafımızda. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü. Gönlümde can verirken köye varmak emeli, arabacı haykırdı, işte Araplı beli. Tanrı yardımcısı olsun gayrı yolda kalana, biz menzile vararak atları çektik hana. Bizden evvel buraya inen 3-4 arkadaş kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş. Çıtırdayan çalılar 4 cana can katıyor, kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor. Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri, çiçekliyor duvarı ocağın akisleri. Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor, kalbimde ateş gibi şu satırlar giriyor. Gönlümü çekse de yarın hayali, aşmaya kudretim yetmez civali. Yolcuğum bir kuru yaprak misali, rüzgarın önüne katılmışım ben. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı. Bakın sanki bir hikaye tadında anlatılıyor. Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde ben 3 mevsim değişmiş görüyordum 3 günde. Uzun bir yolculuktan sonra ince sudaydık. Bir handa yorgun argın tatlı bir uykudaydık. Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım. Başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım. Garibim namıma Kerem diyorlar. Aslımı el almış halim diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar. Maraş'ta Şeyhoğlu satılmışım ben. Bu kitabe kokusu, bir kitabe kokusu duyuluyor yazında. Korkarım yaya kaldın bu gurbet çıkmazında. Ey Maraşlı Şeyhoğlu, evliyalara da bahtına lanet olsun, aşamadınsa bu dağı. Az değildir varmadan senin gibi yurduna, post verenler yabanın haydutuna kurduna. Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu, hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu? Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende. Dedi ki, hana sağ indi, ölü çıktı geçende. Can alıcı bölümü, şiiri. Evet, yaşaran gözlerimde her şey artık değişti. Bizim garip Şeyhoğlu buradan geçmemişti. Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi. Aradan yıllar geçti, işte o günden beri ne zaman yolda bir hana rastlasan irkilirim. Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim. Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar,
dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar, ey garip çizgilerle dolu han duvarları, ey hanların gönlümü sızlatan duvarları. Yani şahsında üstadımızı da şey yapıyoruz, çok güzel. Şimdi belki hani insan eğer hiç dinlememişse, ilk kez dinliyorsa kavrayamayabilir. Ama dediğin gibi bir hikaye ve tasvirler çok güzel. Çok güzel. Yani o tasvir ettiği zaman hemen gözünün önünde tabiat çok güzel canlanıyor. Anlatılmış, tasvir edilmiş. Kesinlikle. Ve kişileştirilmiş, dediğim gibi tekerlekler, yollar olsun. Kafiyeler çok güzel. Tabii. Söylenim çok kolay. Aynen. Bunlar da çok önemli. 140 dizeymiş. Aynen. 140 dizeymiş. Şimdi böyle bir Faruk, Yahya Kemal Bayatlı çok böyle az insanı övermişti. Biraz övme konusunda, bir başkasının şiirini övme konusunda cimriymişti. Hı. Ama Faruk Nafiz'i o kadar severmişti ki şöyle beğenirmişti. Ben de tam ne anlama geldiğini bilmiyorum ama bir lübbüdür cihanda elazi lezazin her misra-i güzidesi Faruk Nafiz'in demiş. Böyle bir dizeleriyle övgüsüne mazhar olmuş Yahya Kemal'in. Okuldayken de bize şeyi ezberletirdi. Sabah hani ah eden kimdir bu saat kuytuda? Sustu bülbüller. Ya ben uykuda şimdi ay bir servi simidir suda. Esme eybat, esme canan uykuda. Başka aşıklardan almışsan nefes, başka yerde, başka vadilerde es. Doğmasın ruhunda ani bir heves, esme gülşenden ki canan uykuda. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Diline sağlık. Ya, sen de sağ ol. Senin de dillerine sağlık. Ya bunların üstüne artık söylenecek ne olabilir ki? Evet. Diyor ki yani sevgilim uyanmasın ama rüzgar şey yapmasın. Denizdeki yakamaz ses yapmasın. Sevginin büyüklüğüne bakın. Bakar sevginin mısınız? Güzelliğine bakın. Var çok mı böyle bir sevgi şimdi? Yok. Kaldı mı? Yok. Ya da böyle bir anlatım var mı? Zaten onu bile diyor. Bak ne şair yaş döker ne aşık ağlar. Tarihe karıştı eski sevdalar. Aynen. Bu da Faruk Nafiz'in. Aynen öyle. Aynur ablacığım, senin gelmen bize çok güzel katkılar sağladı. Çok teşekkür ederim. Seninle konuşmak çok zevkli, çok güzel bir... Aynen, bir mukabele. Söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yani bir normal bir toplumda yaşayarak insan olarak dernekler ne istiyorsan, söylemek istediğin, eklemek istediğin, gönlünden geçen ne varsa son sözleri almak zorundayız. Bir ben saat geçti. Ben Türkçenin güzel konuşulmasını istiyorum. Kesinlikle. Güzel konuşmak kadar güzel yaşamak, insanlara yararlı olmak için insanları davet ediyorum. İyiliğe, güzelliğe davet ediyorum. Yardıma davet ediyorum. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki biliyorsunuz bir ekonomik kriz, pandemi bunlar üst üste geldi. Ve eminim sıkışıklığı olan insanlar var. Darda olan, sıkıntıda olan insanlar var. Onlara ulaşabilmek, onlara hissettirmeden belki yardımda bulunabilmek, bir şeyler yapabilmek. Bunu yapsınlar istiyorum. Çok İyilikte buluşalım, güzellikte buluşalım diyorum. İnşallah. Yolunuz açık olsun. Ben de teşekkür ediyorum davetiniz için. Ayaklarına sağlık. Çok güzel bir program oldu, sıcak bir program oldu. Senin gibi emsali çok olsun insanların. Yani insanın üretmesi, düşünmesi, bunlar çok güzel şeyler. Çok sıradanlaştırılıyor ama bir insana yakışan en büyük sorumluluk duygusu da bunlar muhakkak, olmalı. Muhakkak. Yine ben bir rubai ile bitirmek istiyorum. Ellerin derdini dert etmektesin kendine sen. Güç düşer böyle bir ömre bir neşe yılı. Gönlünün derdini zindanda da zevk etmeye bak. Günler, aylar, yıllar nerede? Nefesler sayılı. Bir sonraki Edebiyat Durağı programında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Ablacığım ben amacıma ulaştım. İstediğim gibi oldu. Oldu mu? Sen nasıl? Sen öyle diyorsan ben mutluyum. Kesinlikle. Ben amacıma ulaştım.